Arkadaşlar, şimdi nesne yönelimli programlamayı özümsemek için bir çalışma gerçekleştireceğiz. Değer ve referans tipleri anlayacağız bu bölümde. Normalde ta en başta belki değişkenler konuşulurken hani bunların değer ve referans tip olması konusunda ayrımlar yapılır birçok şeyde, kaynakta. Ama ben bunun tam olarak şu an doğru zaman olduğunu düşündüğüm için ve burada önem arz ettiği için öğrencinin de rahat yakalayabilmesi için burada hemen OOP'ye bir basit bir ara verip, küçük bir ara verip devam etmek istiyorum. Add new project diyerek şöyle geliyorum. ConsoleApp.NET Core seçili iken next diyorum. Projemizin ismini hemen Reference Types veriyorum. Normalde değer tipleri de konuşacağız. Peki nelerdir bunlar? Öncelikle olayı netleştirmek için kafamızda bir örnek yapıyor olacağım sizinle. Şöyle bir tahmin yapmanızı isteyeceğim. Int sayı 1 eşittir 10. Daha önceki farklı ortamlarda verdiğim eğitimlerde, dillerde bu soruyu benden almış olabilirsiniz. YouTube'daki bir canlı yayınımda mutlaka yapmışımdır. Sayı 1 10, sayı 2 20. Sonra diyorsunuz ki sayı 1 eşittir sayı 2. Sonra diyorsunuz ki sayı 2 eşittir 100. Şimdi size sorum, console.writeline dediğimizde şöyle sayı 1 diyelim artı sayı 1. Yani sayı 1'in değerinin şu an kaç olduğunu size sormak istiyorum. Bunu bir tahminlemeye çalışın. Yani kendiniz çalıştırın ve bu noktada siz sayı 1'i ekranda yazdırmak istediğinizde sayı 1'in değeri kaç olur? Dikkat edin, sayı 1 10, sayı 2 20. Sayı 1 eşittir sayı 2. Sonra sayı 2 eşittir 100. Sayı 1 bu durumda kaçtır? Çalıştırdığımız zaman sonucu kiminiz doğru, kiminiz yanlış vermiştir. Önce projeyi reference types'tan başlatalım. Başlatalım şimdi. Sonuç olarak 20'yi görüyoruz. Eminim kiminiz buna 100 demiştir. Bu sıklıkla sorulan temel mantığı anlamak için sorulan sorulardan bir tanesidir. Arkadaşlar, burada sayı 1 integer bir değerdir. Değişkendir. Int, decimal, float. Daha sonra öğreneceğimiz enum, boolean gibi aslında sayısal olan veriler, değişkenler değer tiptir. Değer tip İngilizcesi value types. Değer tipler. Siz sayı 1 eşittir 10 dediğinizde biz bunu şu şekilde okumalıyız. Sayı 1'in değeri eşittir 10. Sayı 2'nin değeri eşittir 20. Sayı 1'in değeri, buraya dikkat, eşittir sayı 2'nin değeri. Ama sadece sayı 2'nin değeri. Sayı 2 ile bir bağlantısı yok burada. Dolayısıyla siz sayı 2 20 olduğu için, değer 20 olduğu için, siz sayı 1'e şuradaki 20'yi atamış oluyorsunuz. Yani değer tiplerde atama yaptıktan sonra o atama yaptığınız bir başka bir değerse orayla hiçbir bağlantınız yok. Onun sadece değeriyle, o anki değeriyle ilgileniyorsunuz. Yani siz burada sayı 1 eşittir 20 dediniz. Sayı 2 ile hiçbir bağlantı kalmadı. Siz sonrasında sayı 2 eşittir 100 dediğinizde, sayı 2'nin değeri eşittir 100 dediğinizde burada bir bağlantı kalmamıştı ya. Sayı 1'e siz sadece bir değeri atadınız ve o değer bitti. Yani herhangi bir bağlantı kalmıyor arkadaşlar. O yüzden değer tiplerde durum bu şekilde çalışıyor
arkadaşlar. Şimdi bunu bellekteki çalışma sistemi üzerinden konuşalım. Arkadaşlar siz bir değişken tanımladığınızda o an belleğinizde, bilgisayarınızın belleğinde şöyle bir alan var. Her şey orada çalışıyor. Bu alanlardan değer tipli olan kısmın ismi stack dediğimiz alandır arkadaşlar. Ve değer tiplerle ilgili her şey sadece ve sadece stack'te oluşuyor arkadaşlar. Yani karşımıza stack'te çıkıyor. Peki nasıl çalışıyor? Siz bir int sayı bir tanımladığınızda şöyle burada aynen burada bir tane sayı 1 diye bir şey tanımlanıyor. Eşittir 10 dediğinizde demezseniz örneğin bunun karşılığı olarak 0 tanımlanır. Ama dediğiniz için 10 değeri buraya atanır. Sonra sayı 2'yi tanımlamışsınız bakın. Aynen sayı 2 de eşittir 20 olarak verdiniz. Sonra bakın işler değişti sizin için. Dediniz ki sayı 1'in değeri eşittir sayı 2'nin değeri. Sayı 1'in sağ tarafı eşittir sayı 2'nin sağ tarafı. Yani 10 yerine artık 20 diyorsunuz. Gördünüz mü? Sadece değeri atadık. Sayı 2'nin değeri eşittir 100. Bunun değeri ise 100 olarak değişiyor. Bu durumda sayı 1 kaçtır dediğimizde bakın 20. İşte değer tipler bu şekilde çok basit bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Geldim buraya. Burada bir tane int array tanımlıyorum. Sayılar diyor. Eşittir new int array. Int array. Değerlerini de direkt veriyorum. 1, 2, 3. 3 tane sayıdan oluşan bir array. Geldim. Bir tane daha array veriyorum. Buna sayılar 1, buna sayılar 2 diyorum. Sayılar 2'nin değeri ise 10, 20 ve 30 olarak veriyorum. Sayılar 1'in eşittir sayılar 2 diyorum. Sayılar 2'nin 0. elemanına eşittir 1000 veriyorum. Bu durumda console.writeline diyerek şöyle sayılar 1'in 0. elemanının ne olduğunu soruyor. Buna da sayılar 1'in 0'ı diyelim. Şöyle eşittir. Kaçtır diye soralım. Burada iki tane metni yan yana getiriyormuşuz gibi düşünebiliriz artıyla. Şimdi buradaki durumu da bir tahmin etmenizi rica edeceğim. Durdurabilirsiniz burada. Bir kafanızda çalıştırın. Bakalım ne olacak. Ben çalıştırıyorum şimdi. Sayılar 1'in 0. elemanı 1000'miş arkadaşlar. Bu noktada siz eminim bu şeye sayılar 1'in 0. elemanına önceki örneği düşünerek 10 diyenler olmuştur. Peki neden böyle bir şey oldu? Int, decimal, float, enum, boolean bunlar value type değil miydi? Evet onlar value type'ti. Buradaki int array ile int'i asla karıştırmayın. Array dediğiniz anda o bir array. Array'ler arkadaşlar referans tiplerdir. Hemen yazıyorum. Tüm array tipleri. Array'ler. Class'lar. Daha sonra öğreneceğimiz interface'ler. Arkadaşlar reference type'tir. Reference type'tir. Peki bu nasıl çalışıyor? Hemen yine o bellekteki yapıyı konuşalım. Dedik ya bir tane stack var. Stack yine var. Yani değer tiplerde her şey stack'te oluyor. Ama referans tipler işin içerisine girerse o zaman belleğin bir de heap dediğimiz
kısmı devreye giriyor arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Şuraya kadarki kısım. Int sayılar 1 dediniz. Int array sayılar 1 dediniz ya. Hakikaten burada sayılar 1 diye bir değişken tanımlanıyor. Sayılar 1 diye bir değişken tanımlanıyor. Ve siz eşittir new dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Heap'te onun karşılığı için bir adres oluşuyor. Yani bir adreste değeri oluşuyor. Yani o referans tipin şurada verdiğiniz değerleri oluşuyor. Nasıl mesela? Şuna gelelim. 1, 2, 3. Tam olarak böyle tutmuyor tabii ki. Ama bir programcı olarak bize bu kadarı fazlasıyla yeterli. Peki bunun buna karşılık geldiğini nereden biliyor derseniz işte o da adres değeriyle. Yani aslında siz new dediğiniz zaman burada bir tane adres oluşuyor. Örneğin 101 diyelim. Şunun değeri, adres değeri yani 101. Kısacası buna diyor ki siz new'lediğiniz zaman ben diyor sayılar birin karşılığını heap'te adres oluşturdum bir tane. Orada tutuyorum diyor. Yani siz new dediğinizde heap'te bir tane adres oluşuyor. Değerler de oraya koyuluyor. Yani bir heap'teki bir yerde oluşuyor ve oraya değerler koyuluyor. O adres numarası da hani eşleştirmek için tutuluyor. Basit mantık. Tekrarlıyorum. Siz new dediğiniz zaman heap'te veri oluşuyor, bir de adres değeri atanıyor. Çünkü o verinin bellekte nerede olduğunu tutmak için yapılıyor bu olay. Sonra ne yapmışsınız? Bakın sonra da demişsiniz ki sayılar 2. Bakın şuraya kadarki kısım eşittire kadar. Ne yaptınız? Sayılar 2. New dediğiniz anda, bakın aşama aşama yapıyorum. New dediğiniz anda bellekteki bir yerde, böyle 101-102 diye tutmuyor bu arada arkadaşlar. Ben tamamen bizim için, rahatlıkla anlayalım diye bunu yapıyorum bu şekilde. 102 diye bir şey yapıyor. Buna ben onu 102'de tuttum diyor senin karşılığını. Ve 10, 20, 30'u da orada veriyor. Yani 10, 20 ve 30'u da orada veriyor. Yani bu 101'i bu da 102'yi tutuyor arkadaşlar. Buna referans diyoruz. Yani bu 101'i vermiş olmasına biz referans diyoruz. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuradaki sayılar 2'nin şöyle nivlenmediğini varsayalım. Sayılar 2'nin nivlenmediğini varsayalım. Bakın biz sayılar 2'yi atamaya çalıştığımız anda zaten diyor yani hani karşılığı yok. Hadi onu geçtim. Şöyle bir şey yaptığımızı varsayalım. Sayılar 2'yi hiç verme, bakın hiç nivlemedim. Sayılar 2'ye de değer atamaya çalışıyorum. Çalıştırdığımda da zaten hani bunu atayamayacak. Yani onun bir karşılığı olmadığı için onu atayamayacaktır zaten. Şimdi burada arkadaşlar bu değerleri bakın verdi. Peki aşama aşama gidelim. Sonra ne oluyor? Sonra siz sayılar 1 eşittir sayılar 2 diyorsunuz ya. Burada referans tiplerde yani array, class veya interface'lerde değer tiplerden farklı olarak burayı şu şekilde okuyoruz. Sayılar 1'in adresi eşittir sayılar 2'nin adresi. Sayılar 2'nin adresi nedir arkadaşlar? 102. Yani kısacası sayılar 1'in adresi siz şöyle kalemimi alayım hemen. Siz burada sayılar 1'in adresini yani şurayı sayılar 2'nin adresiyle değiştiriyorsunuz. Şöyle daha farklı bir renk alayım. Siyah alayım. Şu 101'i 102 olarak değiştirdiniz. Sonra bakın atama yapıyorsunuz. Sayılar 2'nin 0. elemanı. Aslında bu şu demek. Sayılar 2'nin adresinin 0. elemanı. Sayılar 2'nin adresi ne arkadaşlar? 102. 102 burası. 102'nin değeri 1000 diyorsunuz.
Yani burası 10 değil de 1000 oluyor arkadaşlar. Sonra ne diyorsunuz? Sayılar 1'in 0. elemanı. Sayılar 1'in adresinin 0. elemanı. O yüzden 1000 arkadaşlar. Çünkü o da 102. Yani aslında bakın şu an 101'i tutan kimse yok. Siz ister sayılar 1'in 0. elemanını veya başka elemanını, ister sayılar 2'nin 0. veya başka elemanını değiştirin. Bu ikisi de 102'yi tuttuğu için ikisinde de aynı yer değişir arkadaşlar. Peki 101'in durumu ne? Akıbeti ne olacak? Onu tutan kimse yok arkadaşlar. 101'i tutan kimse olmadığı için birazdan C# çöp toplayıcısı yani garbage collector'ı gelip bunu bellekten atacak. Çünkü bunu tutan kimse yok. Birazdan bellekten bunu silecek. İşte tamamen mantık bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Az önce klaslarında referans tipler olduğunu söyledik arkadaşlar. Biraz daha onunla ilgili ilerleyelim, örnek yapalım. Bakın, bir tane class person diye sınıfınız olduğunu düşünelim. Nereye koyduk? Evet, doğru yere koyduk. Şu program class'ının dışına. Class person. Bir tane de class, o da customer olsun mesela. Person kişi demek. Customer müşteri demek. Person'ın neleri var? Örneğin herkesin bir ID'si var. Person'ın bir tane string first name'i var. Person'ın bir tane last name'i var. Customer'ın person'dan farklı olarak prop int değil de string diyelim. Credit card number. Kredi kartı numarası var diyelim ki. Aynı şekilde bir tane de employee'miz var. Olsun. Employee'nin person'dan farklı olarak bir tane personel numarası olsun. Int employee number. Sicil numarası gibi bir integer string ne tutmak istiyorsanız. Bizim için o önemli değil şu an. Customer bir person'dır. Bu aynı zamanda o demek. Employee aynı zamanda bir person'dır. Kısacası inheritance yapıyoruz burada. Yani customer'ın içinde artık aynı. First name ve last name'in. Customer'ın içinde bunlara ek olarak kredi kartı numarasının, employee'nin içinde bunlara ek olarak employee number'ın olduğunu biliyoruz artık. Şimdi yine örneğimize geldim. Şunun en altından devam ediyorum. Bakın ben person eşittir new person dediğimde herhangi bir problem yok zaten. Onu tek başına class olduğu için kullanabiliyorum. Aynı şey customer için de geçerli. Customer eşittir new customer. Aynı şekilde employee eşittir new employee diyebiliyorum. Buraya kadar hiçbir problemimiz yok. Şimdi şu person'dan başlayalım. Şöyle gelelim. Bakın buna person 1 diyelim. Bir tane de person 2 yapalım. Person 2. Yani ikinci aynı class türünden bir tane daha oluşturuyorum. Bakın ben person 1 nokta first name eşittir. Person 1 nokta first name Engin dediğimde ve sonrasında person 2 eşittir person 1 dediğimde arkadaşlar referans tip olduğu için tamamen referans numaraları üzerinden gider. Dolayısıyla hani person 2'nin de first name'i Engin'dir. Bakın ben
person 1'in first name'ini gelip burada derin olarak değiştirirse, emin olun burada person 2'nin de first name'i derin olarak değişmiş olur. Kontrol edelim. Console.WriteLine diyerek, bakın person 2'nin first name'i nedir diye yazdığımız zaman çalıştırıyorum. Bakın derin olarak yazdı. Aynen şurada array'lerde olduğu gibi siz burada person 2 eşittir person 1 dediğinizde person 1'in referans numarasını person 2'ye aktarmış oluyorsunuz. Yani ikisi de aynı yere gidiyor bellekte. Adresler aynı yani. Siz burada değer eşitlemesi değil, adres eşitlemesi yapıyorsunuz. Dolayısıyla person 1'in first name'i derin demek, ikisinin de aynı yerdeki bellekteki adresini derin olarak değiştirdiğiniz anlamına geliyor. O yüzden ben person 2 first name dediğimde aynı durumla karşılaşmış oluyorum. Array'lerde yaşadığım aynı durumla. Yani ikisinin de adresi aynı arkadaşlar. Şimdi bir sonraki aşamaya geliyorum. Geliyorum diyorum ki burada. Bakın arkadaşlar. Customer eşittir employee. Sizce diyebilir miyim bunu? Asla. Diyor ki yani bu customer türünde. Bu da employee türünde. Sen diyor cannot implicitly convert type reference types employee to reference types customer. Yani sen customer'a employee'yi atayamazsın. Bunlar farklı tipler diyor. Aynen sizin int ile string'i birbirine atayamayacağınız gibi. Şimdi başka bir şey yapacağım. Person türünde person 3 diyorum. Kişi eşittir customer diyorum. Dikkat. Bakın ben böyle bir şey yaptığımda person 3 customer için hiçbir şekilde bakın kızmadı. Çalıştırıyorum. Çalışsın da değerler gelsin. Hemen. Çalıştıramadı. Şimdi çalıştırdı. Derin diye bakın yazdı önceki değerimiz. Ama buna asla kızmadı dikkat ederseniz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu customer'ın geldim. First name'i eşittir Salih diyorum. Bakın. Sonra geliyorum buraya. Console.WriteLine person 3'ün bu person 3'ün first name'i nedir dediğimde bakalım kızacak mı? Ne diyecek yani? Tabii ki Salih diyecek. Bu biraz yavaşladı. Niye yavaşladı? Tamamen bilgisayarla alakalıdır. Yazdığımız kodla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Gelmesini bekliyorum. Bakın Salih değerini buraya yazdı. Peki hani az önce ben customer'la employee'yi birbirine atayamıyorken gittim person'a customer'ı atayabildim. Neden? Çünkü customer bir person'dır. Yani müşteri bir kişidir. Employee bir kişidir. Yani siz miras aldığınız sınıfa, sınıf türünde bir şeye gidip de o mirası alan kişiyi yani class'ı atayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun tam teknik karşılığını söyleyeyim ben size. Buna base sınıf deniyor. Neden? Bakın burada base sınıf, temel sınıf demek yani. Bunu çok duyarsınız. Base class. Temel sınıfımız burada person'dır yani. Temel sınıf, bunu ebeveyn gibi düşünün yani. Ebeveyn ne? Siz customer'ı veya bu ebeveyne employee'yi atayabilirsiniz. Aslında base sınıfa, base class'a onu inherit eden sınıfların referansını atayabilirsiniz demek.
adresini yani. Dolayısıyla sizin burada yaptığınız şu hareket, person 3 eşittir customer'daki hareket, person 3 aslında yine customer'ın adresini tutuyor. Siz bu durumda, yani bu değeri first name Salih yaptığınız zaman aslında sonrasında gidip de customer'ın, yani şu customer'ın first name'ini gelip de burada Ahmet yaparsanız siz aslında aynı adresi değiştirmiş oluyorsunuz. Ama diyeceksiniz ki burada person 3 deyince hocam ben madem onlar aynı niye ben first name ID'yi görüyorum, last name'i görüyorum da o müşterinin, çünkü customer'dan gidince şurada customer'dan gidince kredi kartı numarasını görürsünüz. Deneyelim. Bakın customer nokta kredi kart number. Burada görüyorsun. Ama gel gör ki ben burada person 3 her ne kadar o customer olsa da kredi kartı numarasını göremiyorum diyebilirsiniz. Onun nedeni siz tamamen burada şu person klası üzerinden, yani şu bu bir şablon aslında. Bu şablon üzerinden gittiğinizden kaynaklanıyor. Onu ispat etmek için orada aslında aynı adresi tuttuğunu size ispat edeyim ben. Geliyorum buraya. Konsol. Hatta şurada yapayım. Bakın kredi kart number'ı ben ulaşamıyorum. Person 3'e geliyorum. Diyorum ki ona customer boxing'i yap. Aslında bu, buna boxing diyoruz. Yani hani box kutu demek. Aslında bu şablon yani. O seviyede. Şöyle parantez person 3'ün önüne bir şöyle parantez içerisinde customer yazdım. Bunu da genel paranteze alıyorum. Bakın person 3'ü genel paranteze alıyorum. Bu ne demek? Person 3'e customer boxing'i yap. Onun önüne bir parantez içerisinde istediğiniz tipi yazarak, tabii ki atanabilirlerden birini yazıyorsunuz. Genel bir parantez içerisinde ikisini alıyorum ki ona nokta dediğimde, çünkü diyeceksiniz ki yani hiç parantez atamasaydık şöyle algılanır o. Person 3'ün sanki noktası gibi. Ama buradaki en genel parantezi açarsanız, yani customer person 3'e açarsanız o customer boxing'i yapılmışa uygulanır. Yani kredi kartı numarasına erişebilirsiniz. Dolayısıyla biz burada tabii ki bir de customer nokta kredi kart number diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi, 0 gibi bir değer verdiğimizi düşünürsek biz burada aynı adrese gittiğimiz için aynı adresteki kredi kartı numarasına ulaşabiliriz. Bakın o değere yine person 3 üzerinden ulaştım. Buradaki customer, bakın class tipi, yani int gibi, string gibi, o sadece bir tip. Siz burada neye boxing yapacağınızı söylemiş oluyorsunuz. Tamamen olay bu. İşte nasıl burada customer person geçişini yapabildiyseniz arkadaşlar, employee person geçişini de yani böyle yapabilirsiniz. Tam olarak burada şunu diyebilirsiniz. Ya hocam ne gerek var? Ben niye person 3 diyeyim ki? Direkt customer'dan giderim. Employee'si de employee'den giderim diyebilirsiniz. İşte arkadaşlar onun da farklı bir cevabı var. O da şu. Geldim buraya. Class diyelim bir tane. Hani az önceki yapıyı örnekleyeceğim şimdi. Person manager. Diyelim ki siz bir tane temel class yapıp bazı zamanlar hani istediğiniz zaman müşteri, istediğiniz zaman çalışanla employee ile çalışabilmek istiyorsunuz. Public void mesela veri kaynağı, veri tabanına ekleme yapabilmek istiyorsunuz. Burada bakın customer gönderseniz sadece customer çalışırsınız. Employee gönderseniz sadece employee çalışırsınız.
Ama person yapsanız bunu, siz buraya hem person kendisini, hem customer'ı, hem de employee'yi gönderebilirsiniz. İspat edelim. Şöyle geldim buraya. Console nokta write line dedim. Bakın. Person nokta first name diyorum. İyice rahat anlamak için de şu yukarıdan aşağı doğru şöyle geldim. Şöyle şuraya kadar. Şuraya kadar. Hatta o da olsun, şu da olsun, şuraya kadar. Şu ikisi hariç. Ctrl K, Ctrl C. Commentledim. Şu an elimizde ne var? Bir sürü person var, customer var, employee var. Dikkat ederseniz. Ve bakın ben burada ne yapıyorum? Add diyorum ama parametreme dikkat edin. Parametrem customer veya employee değil. İkisinin de base'i olan person. Şimdi bunu kullanacağım. Dikkat edin. Geldim buraya. Şunu da kapatayım. Hani ekranda böyle bir şey yazmasın. Konsolların tamamını kapattım. Geldim buraya. Dikkat edin şimdi. Person Manager diye bir klasım var ya. Onu bir kere kullanmak istiyorum. O yüzden onun bir instance'ını güzelinden oluşturuyorum. Person Manager. Bakın Person Manager nokta dediğim zaman, add dediğim zaman bakın benden ne istiyor arkadaşlar? Diyor ki bana person türünde bir şey ver. Person türünde bir şey var. Bakın ben yukarıdaki person 3'ü göndersem hiçbir problemim yok. Bakın ben customer'ı göndersem, şunu göndersem de problem yok. Bakın ben buraya employee göndersem de bir problem yok. Yani bu bana neyi sağlıyor? Ben yazılımda aynı kodu farklı nesneler için çalıştırabilmeme imkan sunuyor. Yarın öbür gün siz örneğin veri tabanı programlama yapacaksınız. Veri tabanlarınız değişecek. Bir müşteriniz MySQL, bir müşteriniz MS SQL, bir müşteriniz Oracle kullanıyor, diğeri de Postgre kullanıyor olacak. Her biri için bir sürü kod yazmayacaksınız. Onların kendi nesnelerini oluşturup veri tabanı nesnelerini onlardan istediğinizi çalıştıracaksınız. Dolayısıyla bu da sizin kendinizi tekrar etmenizi engelleyecek. Bakın buradaki customer'ın şu an first name Ahmet kalmış. Şöyle bir tane employee'm vardı. Ona hiç first name vermedim. Bu Veli olsun. Dikkat edin. Customer'ın first name Ahmet ki bunu customer'da deseniz şu an person'da hiçbir önemi yok. Zaten ilk customer oluşturdunuz. Ama buraya gelene kadar o Ahmet'e evrildi. Burada employee'miz Veli. Zaten ne göndermişiz? Employee'yi gönderiyoruz. Bakın hiç kızmadı bize. Yani person yerine employee gönderebiliyoruz. İşte ben buraya person yazdığım halde nasıl employee'yi gönderebildim? İşte tam olarak burada yaptığımız oydu. Şurada yaptığımız hareket oydu. Yani person customer'ın da employee'nin de adresini tutabiliyor. Dolayısıyla ben buraya employee gönderdiğimde aslında siz bu arka planda person'a gönderdiğiniz employee'nin adresini yerleştiriyor. O adresin first name'i. Sen employee gönderdiğin için şurada employee'nin adresi neyse onun first name'i çalışıyor. Deneyelim. Bakın Veli. Yani person istemesine rağmen ben employee gönderebildim. Buraya geliyorum. Bakın şimdi customer yollayacağım. Hiç kızmıyor arkadaşlar. Çünkü hepsinin, bakın Ahmet. Çünkü hepsinin base'i person ve ben base'i parametre verdiğim için istediğimi gönderebiliyorum. İşte arkadaşlar bu 35 dakikalık video referans tiplerle, değer ve referans tiplerle ilgili kısım sizin ileri seviye OOP, Dependency Injection, kurumsal mimariler, sürdürülebilirlik, soyutlama gibi bütün konuları, tasarım desenleri gibi, clean code gibi, solid gibi bütün konuları anlamanızı sağlayacak en temel konudur. Haberiniz olsun. Baştan gerekirse bir daha izleyin.
Kendi örneklerinizi gerekirse siz üretin. Bir daha yazın, bir daha yazın. Şu an sektörde yani tecrübeli programcıların bile bunu tam özümseyemediği için uygulamakta zorluk çektiği bir konudan aslında bahsettik. Biz bundan sonraki bölümlerde bunları o kadar güzel implemente edeceğiz ki, yani uygulayacağız ki, her şey sizin için çok rahat oturacak ki mülakatlarda da en rahat edeceğiniz, sizi işe aldıracak kısımların bunlar olacağını söyleyebilirim.